Bunlar bayağı sık değil mi? Çok çok. Mesela şunlar bayağı sık değil mi? Çok çok. Biliyorsunuz Karaman Türkiye'de ağız sayısı olarak birinci, üretimde ikinci. Aynı zamanda özellikle son 2-3 yıldır kalitede de Türkiye'de söz sahibi illerden biri haline geldi. Tabii kaliteli elma üretmek için üreticilerimiz baharla beraber sahaya indiler. Sürekli ilaçlama yapıyorlar. İşte bugün de bir bahçedeyiz. Karaman'ın devasa büyük bahçelerinden birindeyiz. Bu bahçedeki üreticimiz çalıştırdığı işçilerle elma seyrettiriyor. Elma seyretmenin amacı şudur. Karaman'da kaliteli elma üretmek için sık olmaması gerekiyor. Ağırlıkta ihracata giden elmalarda 60 üstü elmalarımız üretiliyor. Bunlarla ilgili de bu şekilde özenli bir şekilde bahçelerde titiz bir şekilde seyretme yapılması gerekiyor. Bu seyretme elmanın güneşe alması, sık biten çit olan elmaların teke düşürmek çok kaliteli elma üretiminin en önde gelmesiyle ilgili bir çalışma. Bunu Karaman üreticisi sürekli yapıyor. Hassas bir şekilde üzerinde duruyor. Ağaçların dibinde gördüğünüz gibi yani ağacın neredeyse %20'sine aşağıya çırpılmış durumda, kesilmiş durumda. Çiftçimiz bunları, tabii bunları çiftçimiz değerlendiriyor. Aynı zamanda da bu kaliteli elma ürettiği kadar bu kekeş dediğimiz elmaları da değerlendiriyor. Bunları da mevsuya veriyor. Yaklaşık şu anda da 40 kuruş, 50 kuruşa mevsu bu elmaları alıyor. Seyretmedeki amaç şu. Ağaçlar büyük ağaç. Bu ağaçlarla ilgili elmayı dal yetiştiremiyor. Mesela bir dalda 4 tane elma olursa, bunu 2'ye düşürürsek, sık olursa birine ayırırsak ağaç elmayı büyütüyor. Bu da kaliteli elma üretim için ön planda olan bir şey ve renk yapıyor. Aynı zamanda bitişik olduğu zaman, elma birbirine yakın olduğu zaman güneş görmeyen noktasında beyazlık oluşuyor. Biliyorsunuz elmayı da artık eskisi gibi değil. Karaman'da modern soğuk hava tesisleri var, paketleme tesisleri var. Elmayı boy boy ayıran sistemlerimiz var ve bunlardan biri de rengine varasıyadır elmayı sınıflandıran bir paketleme sistemleri olan depolarımız var, soğuk hava depolarımız var. Elmayı seyrettiğimiz anda hem renk yapmasıyla, hem aromasıyla, hem güneşin almasıyla, hem de büyümesiyle güzel bir ihracata gidecek şekilde birinci sınıf elma üretimi yapmış oluyoruz. Karaman kuraklıktan, genel olaraktan özellikle kıraç arazide %70 etkilendi. Ama elma bahçelerinde de ister istemez etkileniyoruz. Bunun gerekçesi şudur. İster istemez yeraltı sularında bazı yerlerde sıkıntı çeken üreticilerimiz var. Sulama ile ilgili kooperatif kuyularında sıkıntı çeken üreticilerimiz var. Karaman'da özellikle belirli bölgelerde 1900 dekara yakın bahçelerde suyla ilgili sıkıntı çeken üreticilerimiz var. Kuraklık elma üretimimizde maalesef vurdu. Kaliteli olması için yapıyoruz. Kaliteli, dünya piyasasında daha güzel bir elma yetiştirmek için seyretme yapıyoruz. Peki bu seyrettiğiniz elmalar ağaç altında görüyoruz. Bunları değerlendiriyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Toplayacağız, değerlendireceğiz. Satıyorsunuz yani? Satıyoruz tabii ki. Tabii ki. İleride hastalığa meydan vermemek için topladık. Kepti. Kepti. Kulak duyuyor musun? Tamam.